Biz felaket veya kıyamet senaryolarını anlatmaya başladığımızda hep aklınızda zombiler, işte mutasyona uğramış köpekler, yapay zekanın kontrol ettiği ölümcül makineler gibi senaryolar geliyor. Ama aslında bunların çok ötesinde, çok daha basit şeyler yüzünden öleceksiniz. Mesela aşırı soğuklardan korunamadığınız için öleceksiniz. Yeterli gıdaya veya gıdanın kendisine hiç ulaşamadığınız için açlıktan öleceksiniz. Şehrin kaynakları kirlendiği için belki pislikten, belki bulaşıcı hastalıklardan, koleradan öleceksiniz. Ve bunların çok daha en basitinden, susuzluktan öleceksiniz. Susuz kalmanın birçok sebebi olabilir. En basit haliyle bir savaş veya afet olmasa dahi şehrinizin suyu bir terörist saldırıya maruz kalmış olabilir. Bir sabotaj olmuş olabilir. Bunun dışında doğada hayatta kalmaya çalışıyor olabilirsiniz. Birçok senaryoda aslında bugün geçerli olacak çok kolaylıkla büyük ekipmanlara ihtiyacınız olmayan su temizleme yöntemlerinden bahsedeceğim. Biliyorum bu videodan önce birçoğunuz işte Amerikalı YouTuber'ların, Rambo YouTuber'ların videolarını izlediniz. İşte bir sürü taşlar topluyorlar, kumlar topluyorlar, membranlar yapıyorlar. Bunları belgesel tadında çekirdeğinizi çitlerken işte ne bileyim kola, cips yaparken izleyebilirsiniz. Ama hiçbirini uygulayamayacağınızı, hatta aklınızda bile kalmadığına ben eminim. O yüzden en basit yöntemlerden başlayarak biraz para harcamanız gereken yöntemlere doğru bir sıralama hazırladım sizin için. En basit, en kolay, en az ekipmana ihtiyaç duyulan su filtreleme ve temizleme sistemlerini anlatacağım. Belki atalarımızın, dedelerimizin bize öğrettiği yöntemler bunlar. Ama çoğunlukla unuttuğumuz, panik halinde uygulayamadığımız yöntemler. Videoya başlamadan önce iki konu var size hatırlatmak istediğim. Birincisi, bu tarz videolar, içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorumlarda benimle istişarede bulunmayı unutmayın. İkincisi ise senin benim gibi hazırlıkçıların, bu tarz felaket senaryolarına hazırlanmayı seven insanların bir araya geldiği bir Telegram grubumuz var. Seni oraya davet etmek istiyorum. Aşağıda davet linkini bulabilirsin. Girip kendini tanıtıp sohbete başlayabilirsin. Hazırsan başlayalım o zaman videoya. Hangi senaryo yaşanırsa yaşansın temelde iki alışkanlığa sahip olmanız gerekiyor. Düzenli bir şekilde su bulup bunu filtrelemek, temizlemek, ardından bu temizlediğiniz suyu depolayabilmek. Başınıza gelecek muhtemel senaryoda su temizleme ve saklama ekipmanlarınızın birçoğunu kaybedeceksiniz. Belki sel oldu, belki büyük bir tsunamiye maruz kaldınız. Ortalık yerle yeksan. Ama ne olursa olsun etraftan toplayacağınız birkaç basit ekipmanla temiz suya ulaşabilirsiniz. İlk anlatacağım metotlar eğer berrak ama güvenilmez sulara ulaşabiliyorsanız kullanabileceğiniz yöntemler. Birinci ve en eskimeyen yöntem suyu kaynatmaktır dostlar. Eğer evdeyseniz ve bir şekilde eve suyunuzu çıkartabiliyorsanız etraftan topladığınız ve gazlarınız kesilmediyse normal ocakta suyu kaynatabilirsiniz. Bunun dışında eğer gazla alakalı bir probleminiz varsa, doğalgaz veya tüp, elektrikleriniz kesilmediyse elektrikli ocakta da suyunuzu kaynatabilirsiniz. Veya diyelim elektrikler kesildi, güneş panelleriyle çevrelenmiş bir enerji protokolüne sahipseniz yine elektriğiniz olacak ve suyunuzu elektrikli ocak ile kaynatabilirsiniz. Bunun dışında güvenlik risklerini kabul ediyorsanız, eğer evinizde sobanız varsa mesela dumandan yakalanmanız problem olmayacaksa, evinizdeki sobayla, iş yerinizdeki veya sığınağınızdaki sobayla suyu kaynatabilir ve onu içebilirsiniz. Veya doğal hayattaysanız bir ateş yakıp ateşin üstünde de suyu kaynatabilirsiniz. Ama diyelim ki gizlilikle alakalı problemleriniz var. Ne yazık ki ateş yakmak çözüm olmayacaktır. Bunun yerine benim internette gördüğüm bazı termos şeklinde güneşin çok yüksek güçlü ışınlarıyla suyu kaynatabilen, suyu temizleyebilen bazı termoslar var. Bu termoslardan alabilirsiniz. Ama bu termoslar da dediğim gibi bir felaket anında büyük olasılıkla kaybetmiş olacaksınız. Bunun dışında parabolik şekilde açılabilen, yemek pişirebileceğiniz, aynı zamanda suyunuzu kaynatabileceğiniz ekipmanlar var. Dediğim gibi ekipmana güvenmemek, her zaman elde olan ulaşabildiğiniz şeylerle temiz suya ulaşmayı denemeniz gerekiyor. Diyelim ki ateş yaktınız ama suyu kaynatabileceğiniz ekipmanlarınız, tencereniz vesaire yok. Bu durumda kullanmış olduğunuz, yemeğini önceden içinden yediğiniz konserve kutularını da suyu kaynatmak için kullanabilirsiniz. Bunun dışında yine temizliğine güvendiğiniz, önceden suyunu içindeki içtiğiniz pet şişeleri, büyük pet şişeleri de su kaynatmak için kullanabilirsiniz. İlginç bir şekilde pet şişeleri içinde su olduğu zaman erimezler. Tabii ki kanserojen bazı partiküller içine bırakacaktır ama bu anlatacağım kısa süreli çözümdür. Sizi işte kısa bir süre hayatta tutacak suyu sağlamanıza yardımcı olur. Suyu 5-10 dakika kaynatarak içindeki bakterilerden kurtulmak mümkünken suyu güneşe bırakarak 10-12 saatte içindeki bakterilerden kurtulabiliyoruz. Eğer ki ateş yakamıyorsunuz, işte ocağınız yok, gizlilik de çok önemli. Böyle durumlarda berrak suyumuzu bir plastik veya cam şişenin içerisinde direkt gün ışığına maruz bırakarak içindeki bakterilerin ölmesini bekleyebilirsiniz. Tabii ki kış şartlarında veya güneşin olmadığı ortamlarda bu işe yaramayacaktır. Ama denemeye değer. Bunun dışında güçlü UV ışık yayan bazı fenerler, bazı ışıldaklar da aslında suyunuzun içindeki bakterileri öldürmeye yardımcı olacaktır. Bunun dışında yine paranız varsa önceden alabileceğiniz, umuyorum ki felaket anında kaybetmeyeceğiniz bazı ekipmanlar var. Bunlar da pille çalışıp suyun içine daldırdığınızda yaydığı UV ışıklarla temel seviyedeki bakterileri, virüsleri öldürecektir. Tabii ki şu ana kadar anlattığım yöntemler çeşitli zehirli kimyasalları, arsenik gibi ağır metalleri, civa gibi ağır metalleri, zehirlenmiş suları da tam olarak temizleyemiyor. Dediğim gibi geçici çözüm herhangi bir yardıma ulaşıncaya kadar. Diğer bir arındırma yöntemi ise kimyasal arındırmadır. Bu da yine çok zor durumda kullanılması gereken yöntemlerden biri. 1 litre suya 1-2 damla çamaşır suyu ekleyerek o suyun bakterilerden, işte zararlı mikrobiyotalardan yok edilmesini, temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Zor durumlarda kolay erişebileceğiniz yöntemlerden biri de budur. Askeri kuvvetler işte herhangi bir savaş anında veya dağın başında susuz kaldığında elde ettiği suyu temizlemek için her zaman bu yöntemi kullanır. Onlar daha büyük ölçekli suları arındırmak için 100-200 litre gibi içerisine bir şişe çamaşır suyu dökerek zararlı bakterilerden suyu arındırma yöntemini seçerler. Birkaç damla 1 litrelik su için veya 200 litrelik su için bir şişe çamaşır suyu insan vücudu için çok da ölümcül değildir. Yani herhangi bir felaket anında günü kurtarmanız, yardıma ulaşmanız için idare edebileceğiniz yöntemlerden, basit yöntemlerden biri de budur. Videoyu da buraya kadar sabırla izlediyseniz biraz da para harcayıp suyu nasıl arındırırız bunu konuşalım. En pahalı biri, aynı zamanda en efektif çalışan su arıtma yöntemlerinden biri. Eğer ki felaket anında eşyalarınızı kaybetmeyeceğiniz bir konumdaysanız böyle bir şeyi stoklamanızı tavsiye ederim. 14.600 lira ile 16.200 lira arasında değişen fiyatı var dostlar. Bunu işte outdoorcular falan da satıyor, kullanıyor. Bunların tanıtım videolarını da izledim. Ve bu cihazın bakayım yaklaşık 10.000 litre, özür diliyorum ve şapka çıkartıyorum. 10.000 litre filtresinin dayandığı söyleniyor. Bunun filtreleri de kolay bulunabiliyor. Dediğim gibi videoya aslında kolay bulunabilir ekipmanlarla suyu arındırmayı anlattım. Bunlar da kolay bulunamayan pahalı ekipmanlar. Bunun dışında neler var arkadaşlar? Ona biraz göz atalım. Amazon'dan bulabileceğiniz şu 1500 liralık bir su arıtma cihazı var. Bunlar aslında suyun içindeki tortuyu, toprağı temizliyor daha çok. Suyun içindeki mikrobakterileri vesaire veya ağır metalleri temizlemiyor ne yazık ki. Bu herhangi bir dağ yürüyüşüne çıktığınızda bir şekilde susuz kaldınız. Orada akan ırmaktan veya bir su kaynağı buldunuz. Oradaki suyu temizlemeniz için. Bir de bu demin anlattıklarıma daha nispeten basit bir yöntem var. Bunun da videolarını izledim ben. Suyun içine katıp çalkaladığınızda suyun içindeki bütün tortuyunun dibe çökmesini sağlayan bir yöntem. Procter & Gamble'ın bir ürünü. Yurt dışında insanların çokça tercih ettiği bir ürün aslında. Bu ürünün de misal stok yapıyoruz diyelim. 240 tanesi yaklaşık 312 dolara geliyormuş arkadaşlar. Türkiye'ye gelir mi? Vergileri ne olur? İnanın hiç bilmiyorum. Ama yanınızda taşıyıp aslında kolaylıkla suyun tortularından arındırabileceğiniz ilginç yöntemlerden, kimyasal yöntemlerden biri bu. Bunun dışında suyu kaynatmak için kullanabileceğiniz benim demin bahsettiğim parabolik işte ısıtıcılar var. Bunlar da yine tabii ki ekipmanınızı kaybetmediğiniz bir senaryoda suyu kolaylıkla kaynatmanızı sağlayacak ürünlerden biri. Fiyatları neymiş bakalım, satan var mı? Satan ne yazık ki şu an Amazon'da gördüm, 71 dolar diyor. Onun dışında yine Amazon'da başka bir versiyon var, 848 dolar diyor. Bakıyorum başka satan var mı? India Market diyor, fiyat yok. Şurada green bir yer var, yine fiyat yok. Sözün özü bu, aynı zamanda su kaynatabildiğiniz gibi yemek de pişirebileceğiniz yöntemlerden biri. Bir de yine Amazon'da kolaylıkla bulabileceğiniz, sipariş verdiğinizde yurt dışından gelecek başka bir su filtreleme ürünü var. Bu ürünlerde yaklaşık 4000 litreye kadar filtreleyebiliyormuş. Yine acil durumlar, kampçılık için çok faydalı olsa da uzun süreli temiz su tedariki için kimsenin önermediği bir yöntem. Ve bu ürünlerin dışında ilerleyen videolarda aslında uygulamalı olarak anlatmak istediğim doğada veya evet aynen doğada ya doğada gerçekten yoklukta su arıtma yapabileceğiniz farklı sistemler var. İşte pet şişelerinin içine kömür, üzerine kalın taşlar, büyük taşlar, üzerine çeşitli bitkiler, üzerine kum, üzerine tekrar biraz çakıl falan koyduğunuz, üzerine biraz tahta kırıntıları koyduğunuz su filtreleme, su arıtma yöntemleri var. Ama bunların hiçbiri bu tarz yöntemlerin çok virüsleri veya bakterileri öldürmüyor. Kimse bunun için güvence vermiyor. Ama altına kullandığınız özel işte kokoryal dediğimiz, hani biz Türklerin yani burada Türkiye'de işte rakı yaparken kullandığı, damıtma yaparken kullandığı kömür olduğu için bir nebze daha güvenilir olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu yöntemlerin hepsi geçici çözümler. Umuyorum böyle bir felakete maruz kalmayız. Kalsak dahi kısa sürede yardıma kavuşur, hayatta kalmaya devam ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.